Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert açıklamalar yapıldı. Teröristleri gömmeye devam edeceğiz diyen başkanımız bütün dünyayı titretti. Terörle mücadelede kararlılık mesajını yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, inlerine girip teröristleri gömmeye devam edeceğiz diyerek konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında 77 yıl öncesindeki acı olaya hatırlatması da bütün dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede kararlı olduklarını, yapılması beklenen yeni operasyona ilgili bazı açıklamalar yaptı. Bu ülkenin başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla beraber idamı alkış tutanların hukukun lafını etmeye bile hakkının olmadığını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kaydetti. Gençler Adnan Menderes'ten, Fatih Rüştü Zorlu'dan, Hasan Polatkan'dan ve diğerlerinden bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama bunlar maalesef işte o mazlum zihniyet tarafından idam edildi. Şimdi özgürlük narası atanlar geçmişte insanlarımızın en temel haklarının bile ellerinden alınmasına ses çıkartmamışlar, hatta teşvik etmişlerdir. Gençlere hitap etmeye devam eden Erdoğan şu ifadeleri söyledi. Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama düşmana teslim etmeyin. Maalesef düşmana teslim ettiler. İşte o zaman bizim Mehmetçiklerimiz düşman tarafından şehit edildi. Bu ülke bunları yaşadı. Biz bunların bir daha yaşanmasını asla istemiyoruz. Bu ülkede bir daha Buraltan köprüleri olsun istemiyoruz. Ve bizler diyoruz ki nasıl şimdi Cudi'de, Gabar'da, Tenderük'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye devam edeceğiz diyerek muazzam bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin bulunduğu ama şehitlerin 10-15-20 katı öldürülmüş teröristlerin olduğuna işaret ederek şu cümleleri kullandı. Çünkü bizler şehitlerimizin noktasında şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsan da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu mücadeleyi veriyor, vermeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.